Seçim konuşmanın zamanı mı? Önce enkaz altından sağ çıkartmak zorundayız kayıplarımızı diye başlıyor. Hem de Türkiye'de bu tartışmayı başlatıyor. Yani çok enteresan. Hem kendisi olmaz böyle şey, seçim zamanı değil, konuşmak zamanı değil diyor. Arkasından da bu tartışmayı başlatıyor. Şimdi ben hukukçuyum. Anayasayı da getirdim buraya. Anayasanın 78. maddesi çok net. Sadece savaş halinde Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyla seçimler ertelenebilir diyor. Bir yıl ertelenebilir diyor. Onda da belli bir çoğu. Bu arada siz anayasayla geldiniz. Anayasayla geldim. Doğru değil mi? Evet, anayasayla geldim. 78. maddesi sadece savaş haliyle ertelenebileceğini, görevli olanın Türkiye Büyük Millet Meclisi olduğunu, bir yıl süreyle ertelenebileceğini açıkça ifade ediyor. Bunun için de zaten 360 oy gerektiğini de ayrıca ifade edeyim. Şimdi bu böyle olduğu halde Bülent Arınç Yüksek Seçim Kurulu'nun bir karar alabileceğini ifade ediyor. Şimdi yine anayasamızın 6. maddesine göre hiçbir kişi ya da kurum kaynağını anayasadan alan bir yetki ancak kullanabilir. Kaynağı anayasada olmayan hiçbir yetkiyi kullanamaz. Anayasa Yüksek Seçim Kurulu'na böyle bir görev vermemiş. Anayasada yok böyle bir görevi. Yine Bülent Arınç 7068 sayılı Yüksek Seçim Kurulu yasasının İlgili maddesi 6. maddesinden bahsediyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun 6. maddesinde de böyle bir görevi yok. Yani hem anayasaya göre yetkisi yok, hem de kendi kanununa göre mümkün değil, böyle bir görevi yok. Böyle olduğu halde bunu söylemesi demek, eğer Yüksek Seçim Kurulu'ndan bekliyorlarsa işlerine yarayacak bir karar, o kararı alan Yüksek Seçim Kurulu üyelerinin Yüce Divan'da yargılanmalarını ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almalarını gerektirir. Çünkü bu bir anayasayı ihlaldir. Çünkü